Vole'nin içerik token'ı SuperFan Token ön satışları Biteksen'de başladı ve 25 Ağustos Perşembe saat 13'e kadar da devam edecek. Eğer sen de premium içerikleri izlemek, forma maç bileti kazanmak, voley yorumcularıyla tanışmak ve hatta onlarla maç izlemek istiyorsan Biteksen'e gir ve SuperFan Token'ını al. Bu ve diğer sürpriz gelişmeler için de SuperFan Token'ın sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutma. Şimdi gelelim buraya. Burası ne anlatıyor? Hı hı. Bu kısa pasları takiben herkes çekimine kapılıp buraya gelince, bu kalabalık oluşunca Rozier akıllıca oyunu açtı. Bakın büyük risktir bir tarafıyla. Akıllıca veya plan dahilinde evet, onu da söyleyebiliriz. Büyük risktir ama Enkudu topu şuraya oynadı. Niye risktir hocam? Hocam top uzun havadayken betim, uzun, ben mesela top yani. yanlış diye vardım yukarıda hatırlıyor musunuz? Evet. Hocam kendi kalenize paralel top atmak... Evet biraz paraleldi doğru doğru. Yani paraleldi yani. Bu hakikaten risktir. Ama bakın şeyde sık sık görürüz. Biz bin spordayken Avrupa'dan da bazı maçları öyle analiz Oluyorduk, etmeye görsel, çalıştık. Görsel, evet, Ve oyunu geriden kurmak isteyen ekiplerin Kendilerine nasıl boş sahalar yarattığını anlatmaya çalıştık. Onlardan bir tanesi de, işte Gasperi'nin Atalantasıydı. Atalanta'sıydı. Atalanta oyunu genelde sağdan kura, düzeltiyorum, soldan kurardı. Sağ tarafı hücum yolu olarak belirler, devam ederdi. Bu tip baskı geldiğinde veya oyunu sağdan kurar, sola çok çabuk kendi aralında geçer ve kestirmeden giderdi. Biraz ona benzettim. Tabii ki bu bu kısım spontan. Sahayı eline bölmek gibi Evet, gibi. Eline bölmek. Gibi. Bu kısım spontan ama acayip bir işe yaradı. Çok işe yaradı. Bir anda dünya kadar kara gümrüklü oyuncuyu oyundan düşürdü. Hı hı. Şimdi arkadaşlarımdan rica ediyorum son görüntü gelsin. Tamam. Üçüncü görüntü son gelsin. Son görüntü. Rüzgartıyorum. Üçüncüsü gelsin. Yani. Üçüncü, üçüncüyü. Hocam bazen saha boşaltmak tabirini kullanıyorum. Evet. Benim çok kullandığım bir tabir. Diyorum ki. Ama... Beşiktaş saha boşaltırken zorlandı, zorlanmadı neyse. Çok rahat sağ boşalttı, boşaltmadı <laughs> diyorum. Bakın sağ boşaltmak budur. Sağ boşaltmak arkasındaki şeyi. Evet. Esasında sağ boşaltmak da denir, öne doğru çıkış da denir. Evet. Yani. Bunu, evet. Denebilir ama burayı, burayı boşaltmadığınız takdirde <laughs> baskı yemeye devam edersiniz. Yani, bur, yani bu, ancak burayı boşalttığınızda baskı bitmiş anlamına gelir. Anladım. Üzerinizdeki baskı artık rakipler alındı. Başka <laughs> hikaye değişmiştir evet, fotoğraf artık. Fotoğraf başka yere geldi. Hikaye değişmiştir. <laughs> Şimdi buradaki en değerlisi, en değerli olanı Beşiktaş'ın şurada Enkudu ile oyunu kurmaya çalışırken 4,5-5 saniye sonra neredeyse takımın tamamını rakip yaralana kadar götürmüş olması. Fizik kaliteyi anlatır mı? %100. Ee, oyundaki rastlantıların azlığını anlatır mı? Kesinlikle. Rastlantı gidilmez oraya. Bir plan oldu. Evet. Rastlantı 8 kişi koşmaz canım. Rastlantı'da evet. 2 kişi koşar en fazla. Tabii bu arada Enkudu'nun da altın çizmek gerekiyor. Enkudu şurada başladı işe mesaiye. Şurada başladı. Ve şurada kale önünde bitirdi. Şurada kale önünde bitirdi. Aşağı yukarı. Hı hı. Ee, bir çabuk atak var. Ee, düzeltiyorum. Salih'in harika pası var. Enkudu'ya. Enkudu'nun da vuruşu var. Ama bu atakta, bu golde, bu 2-0'a getiren golde Alanya maçına dair de çıkarımlar yapılabilecek görüntüler var. Beşiktaş'ın atletik performansına çıkarım yapılabilecek bir koşu kalitesi, bir fizik kalite gösterisi ve bir çabukluk var takım halinde bir çabukluk var. Çok iyi pozisyon alma var. Ve rakibi oyundan düşürme, sonuç alma var. İkinci gol bence bu yılın bugüne kadar atılmış en güzel golü. Beşiktaş'ta diyorsunuz şey bir ligimizde, ligimizde atılmış en güzel gol benim penceremden buydu. Bir sentez oyunu anlatmak için çok gösterilebilecek, evet. referans gösterilebilecek bir şeydi. Neydi? Sentez oyunlar kastımız Hani birkaç yıl öncesinin e, Bayern Münih'i veya e, Pep Guardiola'nın ilk geldiği dönemdeki Manchester City, pas, 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 sabahlara kadar pas, sabahlara kadar pas, mesafe alamayan top, çıkamayan takım, gidemeyen, gidemeyen pozisyon, a, yakalanamayan pozisyon, pozisyon, üretilemeyen gol fırsatı iken yavaş yavaş sente, o da kendi kafasına bir takım, yani güçlü tezine rağmen bir senteze doğru gider. Ya da Jurgen Klopp'un sentezi karşısında kaybetmiş olmanın... O kadar keskin olması da o da... Evet. Tabii o da bir senteze doğru döner. Şurada oyun kurarken yani oyunu geriden kuran bir ekibin, birkaç pas yapmış bir ekibin 7-8 saniyede neredeyse 5 oyuncusunu ceza sahasının içine, bir oyuncusunu oyun kurucu pozisyonuna getirmiş olması... Hızlı hata aslında sentez oyunu çok net çok bir anlatıyor evet, çok, bize çok iyi bir örneği doğrusu çok net anlatıyor. Bu arada unut yani şunun mutlaka hatırlanmasını istiyorum. Siz 7 kişi bile kalsanız bir oyuncunuzu eğer takımdan uzakta bağımsız bir yerde tutuyorsanız onun başında her zaman bir fazlası bekler. Alanya'yı gönderme yapabilir miyiz? Evet, mi? Oraya zaten onu oraya gönderdim. Geldim, bu ikinci Beksol golde sokma savunmanın içine? Evet, yani. İkinci golde çok şey var. Evet. Çok veri çok. Veri adetli çok. Peki hocam. Oyunla oyuncu profilinin böyle bir görünce şimdi aklıma geldi bu soru. Çok da kurduğum hazırladığım soru diye bak. Şimdi bir oyun oyuncularla oynama ve oyun oyuncuya uygun olması çok konuşulur. Söylenir işte. Ya bu profilde oyuncularla bu oyunu oynayacaksın. Şimdi hocam. Diyelim ki Valerian İsmail böyle bir oyun tercih etmiyor. Hı hı. Kadro aynı. Orta saha Berkay, Hı -hı. Salih, Hı -hı. Getson. 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 şey, e, Enkudu. Enkudu. Santu. Evet. Tika tika oyun oynayabilirler mi? Gidebilirler mi kaleye? Yok. Bence mümkün değil hocam. Yok değil. Korkunç baskı yerler. Tabii. Topu oradan çıkaramazlar. Doğru. Bak farklı seçilen oyun tabii. nereye getirebilir? Kadro aynı. Doğru. Oyun farklı diyelim. Evet. Pas oyunda çıkacağım. Çok zor iş şey hocam tabii. Yerleşmiş savunma, oraya gitme. Ben oraya getirebileceğim de düşünmüyorum etkili bir şekilde topu oraya bu. Bu kadını. saydığınız 11 ile Beşiktaş topla baskı yapmaz. Ya, Bunu az... tercih etmez zaten. Fizik, Şimdi atletik, bez... fiziksel bir baskı şey var. Koşuyla koşu yaptığı baskıdır yani. koşuyla yaptığınız baskının talepleri fiziksel. Ama topla yaptığınız baskının talepleri teknik. Teknik kalite tabii. Evet. Ama ya bence şey hep çok konuşlandırıyor. ya. Bence tabii. tipik bir örnek. Bak oyun tabii. seçimi çok farklı yere getirebildi e, Beşiktaş'ı bu oyunda. Getirirsin. Mesela Enkudu'ya geleceğim diye geçen sene ben şu cümleyi hatırlıyorum. Sakatlandı Enkudu bir iki maç sakat hatta enkudu ismini kullanma. O çabukluğa ihtiyacı var demiştim. Evet. Ve hatta bunu iki sene evvel ilk geldiğinde beraber ilk yarıyı seyrediyoruz. Güntekin onay, sen, ben bir yorum yapacağız. Kim çıksın cümlesini hep Enk beraber söylemiştik enkudu. enkudu. Ya yani üç, üç aynı kişiydi. Hı hı. Ama şimdi şöyle düşünmüyorum ben hocam. Neden? Ben Enkudu'nun yeteriyle çok inandım. Çünkü çabukluğa biliyorsun ben. O an, dünyanın en büyük silahı benim için çabukluk. Hı hı. Keskin duruşlarıyla, frenli olan bir oyuncu sadece çabukluğu ve freni de var Enkudu oyun kurgusunu biraz geliştirdiğini düşünüyorum bu evet. Ve ayağı falan iyi Enkudu'nun. Mesela ters tarafa ayak için çap diye koyabiliyor. Ha doğru zaman yapar yapmaz ama ayak içi iyi. O teknik kalitesi var. Becerisi ayrı. Ben bu bunu oyun kurgusunu geliştirdiğini düşünüyorum. Ve çok önemli bir silah olduğunu düşünüyorum artık Enkudu'nun 5 için. Evet. Katılır evet. mısın buna hocam? Katılırım. Hakikaten biliyorsun. Çünkü evet, 25 yıl 1, 2, 3 Enkudu denilen dediğimiz hafta zaman, evet. bizim dediğimiz e, haftalarda... Arada bir oyuna gelir, topla dışarı çıkar, avuta çıkar. Kötü i̇şte evet. seçimler yapar, evet. Beşiktaş oyunda üstünlüğü pas marifetiyle Bravo. talep eden bir ekip idi. Oyunu rakip yarı alana taşıyan, topla baskı yapan, Ses maç başına oluyor. ortalaması %57-58 topa, topa sahip olan, e, maç başına 600'e yakın pas yapan, bunun 550'ye yakınını başarılı pas olarak yapabilen bir ekip idi. Şimdi, oyun bu az mi? önce... Az önce e, ikinci golde benim de canım tahtaya kalkmak istiyor ama kalkmıyorum hocam. En, Enkudu'dan anlattık. Enkudu e, şu mesafeyi şu mesafeyi topsuz geçti. Bakın. Orayı bu sürede geçmek yaklaşık... için de Enkudu sürati olmanız gerekiyor. Kaliteniz olması gerekiyor. Burası yani saha 110 metre olsa şu bir yatay çizgidir aynı zamanda. Ha bu arada 80 metre rahat 90, 80. Enkudu Buradan geldi. Asimetrik Topla. bir koşu da var böyle evet. dümdüz değil gelir. Tamam. Buradan geldi. Pasını yaptı. Oyunu açtı. tersi attı. Ve ok gibi fırladı. E buluştuğu anda evet. Şimdi gol doğar. Gol pozisyonuydu. Eğer oyunu böyle oynuyorsanız... Çabuk, çevik ve atletik oyuncular... Daha fazla ön plana çıkar. Bu Ama oyun... ben dar alanda da artık... Daha doğru seçimler yaptığını düşünüyorum hocam. Sıkışan da çözüm olacak. Doğru. Peki e, burada e, maçın adamı kimdir diye soruldu. Ben Rozier dedim hatırlıyorsunuz. Evet evet Enkudu seçildi. Yani, ben de Rozier'dim. Enkudu dedim. seçildi ama ben Rozier dedim. Doğru hocam. E, bu benim penceremden. Kamuoyunun penceresinden de Enkudu. İki oyuncunun ortak özelliği nedir? Çabukluk. Çabuk, çevik atletik oyuncular olmaları. Dinamik oyuncular olmalı, olmaları. Geçen haftanın Alanya maçının yıldızları kimlerdi? Enkudu. Evet. Gezal. Evet. E, Salih. Evet. Vegos. Vegos. Şimdi e, yine aynı oyuncular aşağı yukarı. Enkudu oyunu açan. Salih, Salih pası final pası veren. Vegos her koşulda her yerde ortalığı Orada karıştıran. Olabilir. Gücüyle, kuvvetiyle, pozisyon seçimleriyle hakikaten çok faydalı. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Şimdi Vegos tipinde çok kuvvetli Santforlar... Hakemleri bazen yanıltıyorlar şu konuda. Çok kuvvetli mi sence hocam? Kuvvetli. Daha böyle kalem gibi ya kalem Kisik, ama kuvvetli, kuvvetli hocam. Yani hani e, boyuna hani yanaştığın rande... zaman rahatsız olursun. Olursunuz mesela, olursun hocam. Olursunuz olursun. Yani omuz Olur. omuz omuzda falan kuvvetli oyuncu. Şimdi nizami bir şarj bile yapsa faal çalıyorlar. Evet, böyle bir şey var Ve o sürekli isyanlarda. Yani ben Galatasaray yani, o kart yani ben biraz haklı görüyorum hocam. Yani geçen hafta da söyledim. Türkiye'de hakemlerin faal standartı biraz savunmacı lehine. Yani Wegos uzun süre bu sıkıntıyı yaşayacak gibi görünüyor. Neden kaynak hocam? Bilmiyorum ben anlamıyorum yani. Ben anlıyorum hocam. Şeyde... Aman bir şey olmasın yani. E, tabii. O mantık şeydir. Evet. Aman gol olmasındır yani. Savunmacının lehine her şey devam ettirirsen veya foul verirsen çok fazla bir şey olmayacağını düşünür hakem. Evet. Ama foul olan bir sonra devam edin, gol olursa, evet. golden okay, Daha fazla tepki alacağını düşündüğünden çok rahat çalıyorlar savunma ve hücum müdahale şey, mücadelelerinde. Yani her kurumda evrakı metro bakan da vardır, şeye de vardır. Yani, e, yani. Şey de vardır, işte yaratıcı zihinler de tabii, vardır. Tabii. Yani MHK'deki yaratıcı zihin kim bilmiyorum. Çalışkan, işte perspektifi çok büyük olan zihin kim onu bilmiyorum ama benim öyle birisi varsa MHK'deki e, Hakem hocaları, o şey lazım şuna bakabilirler. Bakın, e, hakemlik mesleni zirve yaptığı ülkeler İngiltere, İtalya ve Almanya. Hakemliğin zirve yaptığı üç ülke bunlar. Oradaki faullar, onlar biraz daha geride. Dönem dönem oldu ya Onların bir standardı var, koruyorlar. Evet. Ama yani bu üç ülkede zir zirve noktasında hocam, evet. yani o İngiliz hakemler falan hakikaten başka bir seviyeye getirdiler işi. Hem çok isabetliler hem çok, çok formdalar. E, ve sayı tembol. olarak da çok arttı İngiliz hakemler. Bakın orada faul standartları yani 50-50'dir de yani bir ayrımcılık olacaksa hücumcu rehinedir yani. Oyun bunu ister. Türkiye'de tam tersi. Hep savunmacı lehine fauller. Oyun gol ister. O, o yüzden Vegos biraz zorlanacak. Gü, güçlü ama onun gücü sporcu kişiyle sanki yansıyanı söylüyorum. Tabii hmm. türlü bir sporcu da gördüm ben. Ben, ben de böyle bir gördüm. öyle gördüm evet. bilmiyorum. Hikayesi de, de enteresan çok evet. imkanlı bir, yer. çok takım oyuncu. Futbol e, sosyolojisinden gelen bir oyuncu tipi değil. sosyal e, sosyolojik şeyden yani bir imkanlı bir halinde olduğu ona rağmen oyuncu olmak ister. Sizin gibi yani. Benim gibi ben de. <laughs> ya dur be hocam. Ya. Hayır ama niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü futbolcu olma işi hocam. Sen de bilirsin. 10-11'den 18'e kadar büyük fedakarlık tabii. ister. Önceliklerinizin değişmesini gerektirir. Kolay tabii. değildir. Tabii. Bir genç insan için. Doğru yani, mu hocam? Tabii doğru. Tutku gerektirir. Başka evet, türlü olmaz. olan ailelerin çocukları çok, için çok daha zordur. Zor. Başka alternatif olanlar için çok daha zordur. Çeldirici zor tabii. çoktur. Yani çocuğun kafasını çelecek çok sayıda değişken var. E, alternatif vardır hayatında. Yani kenar semtlerden gelen çocukların alternatif bir, bir tane işte futbol. futbol. Onun dışında bir dünyası. Işte hayatı yırtmak. Evet. Kaba tabiriyle yani. Tabii. İş şey yırtmak. Hem o kısım var ya, ama alternatif ne koyacak yerine? Yok. Futbol olmazsa. Yok. Futbolun yerine koyabileceği Yok. bir şey olmayabilir bizim için öyleydi mesela. Evet. Ama daha varlıklı ailelerin çocuklarının futbolun yerine koyabileceği şeyler var. Kılığı, kıyafeti, telefonu, o su, bu su, televizyonu işte neyse. Ee, i̇şte dediği çok enteresan bir yaşta yakalarsınız de... futbolcu olmaya. 11 ile hani 12 ile 18 yaştır. Aynen, Öncelikleri de işte, Her şeyi etkileyebileceğiniz. Değişik de bir futbolcu şeyi hikayesi. Ben e, e, yani çok güzel bir santifor buldu Beşiktaş. Işte. Bakalım kiralık tabii ama nasıl Aynen. bir yerde olacak göreceğiz deyip. Bu arada Beşiktaş'ı bitirmeden Aynen. şunu da söylemek Aynen. istiyorum. Özürüm. Hocam Beşiktaş e, korner atarken... İlginç şeyler oluyor. Bravo. Şimdi mi konuşalım onu? Var Sadece mı süremiz? Boşaltalım. Tamam. Ee, şeyde... Bir Boşluğa... Şuradan ikisini de göndereyim ben. Yapabilecek misin hocam? Yaptım. 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 Hocam kutum... Bir tane servis yapan var. Gezal. Bu maçta Vergo şey... Evet. E, Musa yaptı. Masuaku, Masuaka. yaptı. Bir tane servis yapan var. Normalde Türkiye'de şöyledir. Arkada iki tane güvenlik için oyuncu kalır. Sen yedi demiştin evet. Bir tane yayın içinde, bir tane de dışında, iki tane emniyet için oyuncu kalır. Dönem toplar için falan. Hatta Fenerbahçe o evet. emniyeti yapmadan dolayı çok gol, iki Tabii. üç tane gol yediğinde, değil mi? Tabii. Şey yap, görüntülerle göstermiştik. Yani göstermiştik. göstermiştik. Bir tane de servisi yapan vardır. Beş. Ee, bir de kaleci var. Altı. Altı. Geriye beş oyuncu kalır. Beş oyuncu ön direği, arka direği, dışarıdan koşuyla gelecek olan bunlar seçerler. Düşene sekene bakacak olan oyuncu da vardır. Bu beş oyuncu genelde böyle paylaştırılır. Topa agresif çıkan öne doğru hareketlenir. Dışarıdan koşuyla gelen ikinci bir agresif agresif çıkabilen oyuncusu vardır. Arka direkte Size en yükseğe olan. çıkabilen Vardır. Bir tane çabuk hareketli ortalığı karıştıracak bir oyuncusu, bir tane sekenlere, düşenlere bakacak bir tane fırsatçısı vardır. Böyle paylaşım yapılır. İlginç bir şekilde ben iki maçtır Beşiktaş korner atarken ya 6 ya 7 oyuncu sayıyorum Beşiktaş'tan. Ama bir dümen de var. Hocam Beşiktaş korneri atarken 7 kişi... Ceza Ceylonu sahasının vermeyeyim. içine giriyor. Nasıl? Tiyodanı <laughs> vermedi gibi. Herkes oluyor. görüyor. Herhalde tespit sadece. Her yani. Herkes görüyor. Görecek yani. 7 oyuncu Beşiktaş'ta ceza sahasının içinde ve yay boş. Yay boş. Burada iki oyuncu bırakıyor. Bunlardan biri biraz daha öne kırılıyor. Hı hı. Öne doğru pozisyon alıyor. Eğer rakip Yoksa. Peki 7 kişiyi oraya sokarsanız hmm. savunmacı ne yapacak? Savunma takımı ne yapacak? Bir kişi bırakabilecek mi ileride? Savunma da buraya yedi, minimum 7 artı 1 serbest defans oyuncusuyla 8. Bir de kaleci var 9 oluyorlar. Diğer iki kişiyi nasıl kullanacak? Evet. Şimdi ilginç bir şey yapıyor Valerian İsmail. 7. oyuncusunu top havadayken yaya çıkarıyor. 6 oluyorlar. Hı hı. Ve yedinci oyuncu hep arkadan, yani Weghorst'un gideceği yerden ayrılıyor. Çıkıyor. Yani Weghorst'a bir alan yaratılarak bu operasyon Orayı yapılıyor. Hı hı. Akıllıca ve Beşiktaş'ın duran toptan son iki maçta iki gol atmış olması hiç tesadüf gelmedi bana. Bir ön direk bir, bir arka Pardon. direk. Hiç tesadüf gelmedi. Alanya deplasmanında da gol attı. Bu maçta Dolmabahçe'de de ee, golünü attı. Artı direkten dönenler falan da var yani. Tam top şeyi göreceğiz, setleri evet. göreceğiz göreceğiz. Işte, göreceğiz diyorsunuz. Evet hocam. Yani yani, yalnız, yalnız şey yine de e, hoca yani e, bakın eleştiri açık açıktır. Her oyun. Her oyunun bir yani 10 on üzerinden onluk oynanmamışsa, harika bir skor alınmamışsa, rakibi paramparça etmemişseniz ufak tefek de olsa hep eleştiriler olur. Ama hep her zaman söyledim. Yarım bardak su gibidir maçlar. Hata da bulursunuz. Doğru, doğru doğrular vardır. da vardır. Yani Beşiktaş'ta epey doğrular var. Yani kendi oyun e, kimliğinde ikinci golü gösterdik işte. O kimliğine çok uygun bir goldür mesela. Tabii hocam. Şu duran top işleri bardağın dolu tarafındadır. Doğru. Bir de ilk maç hariç tek skorla kazandı. İki maçta da 3'er 0 öne geçer. Bak ya bir oyundur, bir oyunu anlatır. Peki başka ne anlatır? Bir tane daha söyleyeyim o zaman. Hocam, Geçen tamam, sene varsa. Geçen sene Beşiktaş sezona 3-0'lık Rize maçıyla başlar. Sonra Gaziantep'le 0-0 berabere kalır. Sonra da e, Karagümrük'ü 1-0 yener. Beşiktaş maçlarında toplam 4 gol olur. İlk 3 haftada. Bu hafta, bu, bu, bu sene Bu sene 12 gol, gol olur. Yani ben keyiflendim ben. 1-0, 3-3, 4 <gülüyor> <gülüyor> Sen bu sayıları verince Fenerbahçe'de verdin bu sayıları. Şimdi bunu özellikle veriyorum. Yani ne bu... olur ki key seyir keyfi yüksek oyunlar oynuyor. Fenerbahçe. Şimdi o zaman açın, öyle değil. Evet. Geçen sezon makul risklerle oynasınlar. Yani. bir teknik adamla 3 maçta toplam 5 gol izlenmiş. Bu sene 18'e çıkmış. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş 4 gol. 3 maçta sadece 4 gol Güzelmiş. izlenmiş karşılıklı. Bu sezon 12 gol. Bu sentez antrenörleri yüksek skorların sebebini oluşturan Maçları oyna oynatıyorlar. Oynatıyorlar. Yani ve e, yüksek da... skorların sebebi pandemi, ilaçlar falan filan <laughs> değil yani. <laughs> ve şey... E, oyun değişiyor. Oyun değişiyor ve... E, hakikaten seyir keyfi yükseliyor hocam. Tabii. Ve çok ihtiyacı var. Tabii. Dünyada da futbolun seyir keyfini yükseltmeye ihtiyacı var. Doğru. Ve bu misyonları var teknik adamlar. Kazanmak değil sadece. Evet. Sadece kazanırsınız, sıkarsınız. Doğru. Bu oyunda bir televizyon oyundur artık. Tabii. Eğlendirmek ve seyrettirmek zorundasınız. Tribün ve televizyon. Sıkmayın... Boşuna sadece iyi oynayıp kazanmadan da anlamı yok demiş Johan evet, Cruyff. Evet. Bence bunu çok önem vermeli teknik adamlar deyip Galatasaray'a geçelim hocam. Geçelim.